Herkese merhaba arkadaşlar. Halil nihayet Zeynep'in masum olduğunu öğrendi. Halil hem çok mutlu hem de Halil kendine çok öfkeli. Detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Halil ilk resimde Zeynep ve Tülay'ın olmadığını görünce hayal kırıklığına uğramıştı. Ama Eren Zeynep'in olduğu bir resim bulacak. Halil'in ilk gördüğü fotoğrafı çekenin Zeynep olduğu için fotoğrafta Zeynep'in olmadığını anlayacaklar. Eren Halil'e fotoğrafı gösterecek ve Halil'in haklı olduğunu, Zeynep'in masum olduğunu söyleyecek. Halil hem çok mutlu olacak hem de Halil kendine çok öfkelenecek. Halil'in adeta kalbi sıkışacak. Halil gözyaşı dökecek ama Halil'in gözlerinde aynı zamanda da mutluluk olacak karma karışık duygulara sahip olacak Halil. Halil Zeynep'i depoya kapattığı ve Zeynep'in canını yaktığı günleri hatırlayacak. Halil öfke patlaması yaşayacak. Songül Gülhan ve Tekin Halil'in bağırmasını duyacak. Songül Halil'in öfkesinin nedeninin bulamadığı fotoğraflar olduğunu düşünecek. Zeynep'in masum olduğu ortaya çıktı. Sıra Şeytan Songül'ün Halil'in babasını attığı iftiranın ortaya çıkmasında. Halil Songül hakkındaki her şeyi öğrensin. Halil ve Zeynep mutlu olurken Songül şeytanı da yaptıklarının cezasını çeksin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil öfkesini dindirmek ve biraz yalnız kalmak için çiftlikten çıkacak. Ayrıca Gökberk Demirci'yi oyunculuğundan dolayı gerçekten tebrik ediyoruz. Halil'in tüm acısını bize hissettirdiği için. Halil sakinleştikten sonra ne yapması gerektiğini düşünecek. Halil bugünün kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyecek. Halil bir masuma zalimlik yapmak istemediğini söyleyerek her şeyi Zeynep ile konuşmaya karar verecek. Halil Allah'a dua edecek. Allah'ım bana taşıyamayacağım bir yük verme diyerek Zeynep'ten af dilemesi gerektiğini söyleyecek. Halil çiftliğe dönmeye karar verecek. Diğer tarafta Zeynep Halil için endişelenecek. Zeynep Halil'in sabah çok üzgün olduğunu hatırlayacak. Zeynep Halil'e her gün güneş doğar, mutlaka doğar demişti. Zeynep Halil'in işleriyle ilgili bir sorunu olduğunu düşünecek. Halil çiftliğe döndüğünde Zeynep bir bahaneyle Halil'in nasıl olduğuna bakmak için Halil'in yanına gidecek. Halil tüm cesaretini toplayacak ve Zeynep ile konuşmaya başlayacak. Halil Zeynep'in geçmişte neden bir tek benim kalbimi kırıyorsun diye sorduğunu hatırlayacak. Halil bunu yapmasının bir nedeni olduğunu söyleyecek. Halil konuşmakta zorlanacak. Zeynep hem heyecanlanacak hem de gerçekten çok merak edecek. Zeynep Halil'e işlemediğim hangi günahın bedelini bana ödettin diye soracak ve Halil'in hemen konuşmasını isteyecek. Halil konuşmak üzereyken Zeynep'in telefonu çalacak. Bedriye teyze Zeynep'ten bir konuda yardım isteyecek. Ama öncesinde Bedriye teyze Halil ve Zeynep'in aşkının başlayıp başlamadığını soracak. Zeynep, Bedriye teyzeyi susturmak için Halil'in yanında olduğunu ve birlikte olduklarını söyleyerek Bedriye'nin sesini haporlara verecek. Bedriye teyze bir kez daha Halil ve Zeynep'in ileride çok mutlu olacaklarına inandığını söyleyecek. Halil ve Zeynep birbirlerine bakacak. Bedriye teyze köydeki çocuklar için uçurtmaya ihtiyaçları olduğunu söyleyecek. Halil, Zeynep ile konuşamayacak ve birlikte uçurtma yapacaklar sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen